Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu araçla alakalı bayağı bir yorum yaptınız. Teslim etmeden önce bu yorumlarınızın cevabını sizinle paylaşacağım. Enjektörün neden bir tanesini, iki tanesini yaptım? Neden hepsini sökmedim? Bunu sizinle bir paylaşalım. Sonuç olarak merak eden abilerimiz var. Ve anladığım kadarıyla herkes dördünün olmasını isterdi. Değil mi? Ben gibi. Şimdi Euro 513 Multijet. Yaklaşık 2019-2018 yıllarında bu motorlar daha yeni 100-150 bin kilometre yaptığında deposuna yanlışlıkla su giren veya pislik giren enjektörlerin bozulması üzerine enjektörcüye sökülüp gönderilen fakat zamanında orijinal enjektör memeleri ve bobinleri bulunmayan, enjektör yapılsa bile 4-5 ay sonra tekrar aynı şekilde şakırdama, hatta yapıldığı zamandan itibaren şakırdamaya başlayan, arada sırada da ambele kalkan, yüksek rolanti, rolanti dalgalanması yaşayan bir motordan bahsediyoruz. Tamam mı? Bu görmüş olduğunuz motor. Ve sonrasında enjektör tamiriyle, yeni gelen orijinal memeleriyle, bobinleriyle piyasada bu kurtarılan bir motor. Ve hali hazırda o zamandan bu zamana kadar ellerinde aynı meme ve aynı bobini bulunduran enjektörcü arkadaşlarımız. Şimdi bu görmüş olduğunuz araç, peki niye iki tanesini söktün Kerem Usta? Niye dört tanesini yaptırmadın? Neden oralara girmedin diye bana soru soruyorsunuz. Şimdi maliyetlerin birçoğunu haliyle müşterilerimiz ödüyor arkadaşlar. Ve biz müşterilerimize danışmadan herhangi bir şey yapma gibi bir şansımız yok. Bunun bilgisini sizinle paylaşayım. Ve işleyişi gösterebilmek için daha çok işin açıkçası içerik üretmeye çalışıyorum. Ve burada sizlere de daha fazla bilgi, en azından kendi araçlarınızda tecrübe edinirsiniz diye bir şeyleri göstermeye çalışıyoruz. Keza ben de gönül olarak ister ki 4 tane enjektörü yenisini takayım. Elime geçirdiğim her malzemenin yenisini takayım ki araç düzgün çalışsın. Hatta orijinalini takayım ki mükemmel çalışsın ve gitsin. Bu görmüş olduğunuz araca geldiğimizde 2 enjektörü söktüğümde kullanıcının zaten daha öncesinde yapmış olduğu birkaç masraf var ve hikaye var. Bunları sizinle paylaşacağım ki neden 2 taneye girmediğimi anlarsınız. Bu araç şu anda bile enjektör konusunda gayet tatmin edici bir şekilde çalışmadığından dolayı iki enjektörü söktüğümde enjektörcüye göndermemizin sebebi kontrolü. Biz bunu araca taktığımızda araç çalışacak mı? Evet çalışacak ama söküp taktığımız iki tane enjektör de çok sağlıklı değil. Bunu da sizinle paylaşacağım. Neden bu şekilde? Bu araç yaklaşık 5 ay önce 13.500 TL harcanarak enjektörleri onarıma gitmiş ve bunun sonucunda da araç her sabah çalıştırdığında teklemeli bir şekilde çalışmaya devam etmiş. İşi yapan usta kesinlikle benim enjektörlerimde bir problem yok diyerek aracı salmış. Araç mavi duman atarak vesaire vesaire gezmiş. Tabii ki de bu süreç zarfında 3 ay geçmiş. 3 ay geçtikten sonra kullanınca tekrar canı sıkılmış ve götürmüş. Bu sefer tamam işimi kabul ediyorum ama sen bana şöyle bir 4000 lira daha ver diyerek tekrar enjektörleri yapmış ki bu kişileri ifşa etmiyoruz arkadaşlar. Sonuç olarak o 4000 lirayı alıp hali hazırda iki enjektörleri söktü ki ben size bu enjektörleri nasıl kaçırdığını gösteriyorum. Bu araba 6 aydır enjektörle uğraşıyor yani onu söyleyeyim. Sonuç olarak şimdi bu enjektörü de siz diğer videomda izlediniz. İzlemeyenler için sağ sola kenara bir kesit koyarım. Çünkü yorumlar hani böyle bilgisayar başında oturduğunuz gibi, telefon ekranında oturduğunuz gibi olmuyor arkadaşlar. Kişiye maliyet olarak yansıyor. Halihazırda şu anda aracı çalıştıracağım ve sizlere motor sesini göstereceğim. Çok randımanlı bir ses gelmiyor. Sabahları teklemeli çalışıyor. Hali hazırda beyaz duman atması da var. Tabii ki kullanıcı enjektörlerini yapacak ama hepsine sıra sıra gidecek. Turbosu daha fazla ötüyordu ve turbodan da çok fazla bir yağ verdiği için arkadaşlar ilk etapta turboya girmek istedi ve biz turbo maliyetleri sizinle paylaştık. Keza enjektör kısmına yapılan müdahaleyi zaten ilk müdahaleye başladığımda aracın sahibinin bile haberi yoktu ama çok enteresan bir koku geldiği için, çok kötü bir koku geldiği için mecburen oraya girmek zorunda kaldım. Burası benim inisiyatifime kaldı. Yani baktığınızda kalem kalem yapılan 6 ay 7 ay önceki masraflarla şu anki masraflar birbirini tutmuyor ki yükselen enflasyon var biliyorsunuz. Hali hazırda şimdi 4 tane enjektörün sıfırını takmak istesek bugün 2020 yılında 10.000 liraya 12.000 liraya alabildiğiniz 4 enjektörü bugün ne yazık ki ortalama 40-50 bin liradan aşağı alamıyorsunuz ki bu orijinal fiyatları. Belki daha uygununu bulanlar vardır aşağı yazacaklar. 30-35 önemli değil, sonuç olarak 30-35 de bir birim. Bugün asgari ücret 17 bin lira, bu şekilde düşünelim. Tamam mı? Şimdi ben bir aracı çalıştırayım. Hemen sizlere göstereyim. Bakalım bu araba nasıl çalışıyor. Umarım sizlerin bütün sorularınızı oradaki hani fiyat sonuç olarak bir üç multijet kullanıcılara da söyleyeyim yani. Enjektör eğer yaptıracaksanız bu işin menbaını bulun. Daha önce bu işi yapmış olanı bulun. Esnaf arkadaşlarımız bile bu konuda hakkında çok
üzüldüler arkadaşlar. Sonuç olarak Multijet sevdiğimiz motor ama Euro 5 konusunda Euro 5'i tutturamadılar dediği motor, yani bu motoru Fiat tutturamamış dediği noktada aslında enjektör arızaları meydana geliyor. Yani enjektör arızalarından dolayı bu motor çok fazla kötüleniyor, onu söyleyeyim. Şimdi aracım zaten ısınacak. Turbosunu da taktım. Şu anda hali hazırda rölantide titremesi mevcut ve kupa inanılmaz sallanıyor. Bu arabada bu arada oynar göbek volantı var. Düne nazaran bugün biraz daha iyi çalışıyor. Dün çünkü enjektörleri söküp taktığımda biraz daha fazlaydı. Ama şu anda bile çok tatmin edici bir sesi yok, onu söyleyebilirim. Zaten kullanıcı kendi de söylüyor. Abi enjektörlerin 4 tanesini değiştireceğim ama şu anda nakitim, param yok diye kendi de söylüyor. Evet. Turbo revize edildi, geldi. Yağ ötmesi vesaire, turbonun iç kısmı değişti. Bu konuda ben mesela işin ehli ustalarla çalışmayı tercih ediyorum. Örnek veriyorum, benim turbocum her zaman söylediğim gibi işin ehli ve garantili bir turbo yaptığı için ben gönül rahatlığıyla bu turboları söküyorum, takıyorum. Herhangi bir problem olduğunda kendisini arıyorum. Ve bir sıkıntı olduğunda bu işi çözüyoruz arkadaşlar. Ama ne yazık ki kişiler işin arkasında durmadığı zaman bunun cenemesi, faturası bize kesiliyor. Biz son noktayız burada. Malzemeyi söküp gönderiyoruz, yapıyorlar, geri getiriyorlar, takıyoruz. Olmuyor. Son nokta biz. Sök, tak, sök, tak, sök, tak. Yani bunun da sonuç olarak bizim üstümüzde bir yükü var. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Umarım videolara yazmış olduğunuz yorumların cevabını bu videoyla birlikte sizlere vermişimdir arkadaşlar. Bu iş hiç de düşündüğünüz gibi kolay olmuyor. Fatura maliyetleri ciddi anlamda arttı. O yüzden araçlarınızı kullanmanızda fayda var. Gerekirse mazot filtresini her bakımda değiştirin. Gerekirse aldığınız pompaları değiştirin ama bu araçların enjektörlerine dikkat edin. Bu arada DPF ile alakalı, onu da sonuna ekleyeyim. DPF ile alakalı ne alakası var? Çekiş performansı artar diyen arkadaşlara söyleyeyim. Ben bu turboyu yaptırsam da 1.3 Multijet'in turbolarına ötme kesme garantisi vermiyorum DPF olmadığı için. Birçok kişi de bu hatayı yaşıyordur ama kimse gelip yorumlara yazmadı. Benim kanalımda birçok usta var. Bunu yorumlara da ekleyebilirsiniz arkadaşlar, yazabilirsiniz. Şu anda az da olsa bir ötme hali hazırda devam ediyor. DPF'in daha fazla zararları var ama bunları sizlere videoyla birlikte göstereceğim. Beni takip etmeye devam edin. Videoyu beğendiyseniz de bir like atmayı unutmayın. Görüşlerinizi bu videonun altında da mutlaka iliştirmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun, hoşça kalın. Sizce biz burada hata mı yaptık iki taneyi sökmemekte? Çünkü şöyle söyleyeyim. Eğer ben o iki taneyi de sökseydim, enjektörcüm diğer iki tanesinin çok fazla düzgün olmadığını, aslında memelerin vesaire onanılması gerektiğini, 16 bin lira da yani biz masraf edecektik ama kullanıcı artık tamirden bıktığı için değiştireceğim dediği için arkadaşlar, işin açıkçası o enjektörlere girmedik. Bakın hala duman atıyor mesela. Duman var yani. Neyse. Umarım sorularınızın cevabını almışsınızdır. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.